Siz çıkın. Sultan, iki lokma bir şey yiyin. Üzmeyin kendinizi. Sinyor'un canını kurtardınız. Ona hürriyetini verdiniz. En doğrusu buydu. Ondan şüphem yok. Lakin gitmeden son bir kez onu görmek, veda etmek isterdim. Bu kadar saadet bile hayal bana. Canımı tehlikeye atıyorum. Söz verin bana ne olur. Rüstem Paşa'nın gazabından koruyacaksınız beni. Bunu Sinyor Pedro gönderdi. Siz bekleyin burada. ¿Por qué Dios me ha dejado enamorar de usted, mi preciosa reina? Manası nedir? Benim güzel mavi çiçeğim. Gözlerime bakınca sözlerimin manasını anlamıyor musunuz? Siz beni azat ettiniz ama ben hala bir köleyim. Benimle gelin. Biliyorum bana deli diyeceksiniz. Lakin bilin ki aklım başımda. İki gün sonra gemim kalkıyor. Her şeyi tek tek düşündüm. Benimle gelin sultanım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Sultanım dinleyin. Ne olur. Güzelliğiniz öyle kederli ki. Sizi ilk gördüğüm andan bu yana bu keder benim de kalbime işliyor. Dünyanın en zengin, en güçlü, en güzel kadınlarından birisiniz. Her şeyiniz var, lakin mutlu değilsiniz. Ben ise ömrümü sizi mutlu etmeye adarım sultanım. Arkamızda iz bile bırakmadan kaçıp gidebiliriz buradan. Ne kaçmasından bahsediyorsun sen? Sultanım, hayat sadece sizin saraylarınızdan, buradan ibaret değil. Başka bir dünya var. Denizler var. Sizin ve benim için. Bu mümkün değil Pedro. Ben bir sultanım. Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın kızıyım. Üstelik evliyim ve Müslümanım. Hayat çizgim belli. Bizim yollarımız ayrı. Beni dinleyin. Her şeyi geride bırakabilirsiniz. Ben büyük bir güçle ve bana çizilen keskin hudutlarla doğdum. Ne bu güçten vazgeçebilirim, ne de bu çizilen hudutları aşabilirim. Benim için başka dünya yok. Bırak seninle kaçmayı, bunu düşünmem dahi günah. Bizim orada bir laf vardır. Bir kadına ne yapmaması gerektiğini söylemek, aslında ona neler yapabileceğini göstermektir derler. Hudutlar, içinde yaşadığınız zindanın anahtarları. Omzunuzdaki kanatlar. Esaret, bir mecburiyet değil, bir tercih sizin için. Como es la libertad. Yani hürriyet gibi. Siz sultanım, siz hangisini seçeceksiniz? Sultanım, dönmemiz lazım. Sizden haber bekliyor olacağım sultanım.
Pedro Mirmağan hastalığına deva bulduğuna göre işin ehli bir hekim. Hürrem Sultan'a bir doğum muayene etsin isterim. Pek tavsiye etmem hünkârım. Ağzı laf yapıyor o kadar. Mirmağan Sultanımız kendiliğinden iyileşti. Hekimler vücudundaki döküntüleri mevsime bağladılar. Anlayacağınız tam bir işgüzar. Mirmağan tam aksini söyledi oysa. Haber et gelsin. Sultanıma vaziyetiyle alakalı bir de o fikir beyan etsin. Bu pek mümkün değil hünkârım. Mirmağan Sultanımız kendisini azat etti. Memleketine dönmek üzere sarayımdan ayrıldılar. Nereden icap etti bu? Mirmağan Sultanımızın merhameti malumunuz. Pedro bir yere kaybolma. Akşam olmaz yola çıkarız. Yani akşam çıkacaktık. Ona rüzgar karar verir Pedro efendi. Sen hazır ol. Yüce İsa, Meryem Ana. Ne olur rüzgar çıkmadan sultanım gelsin. Pedro denen uğursuz ayrıldı mı payitahttan? Gemisi akşama varmaz kalkacak paşam. Gözcü bıraktım. Haber verecek. Hekim başına söyle yanıma gelsin. İnsanların vücutları hasta olursa ruhları da hasta olur. Ruhları acı çekerse vücutları da zarar görür. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Kabaran, kızaran derinizdeki yaralar belki de size bir şeyler söylüyor. Ne arıyorsunuz sultanım? Sultanım, sinyorun dedikleri aklınızı karıştırmasın. Sonunuz felaket olur. Pedro'nun gemisi kalkmadan yetişmemiz lazım. Paşam, haberdar olmanız icap eden bir husus var. Şükürler olsun sultan. Öyle çok dua ettim ki. Ben nasıl geldim buraya bilmiyorum. Geldiniz ya, gerisi teferruat. Az kalsın gemiye binmeyecektim. Sizin olmadığınız bir şehirde nasıl yaşarım? Hemen gemide bir yer ayarlatacağım. Kaptanla da konuşup sizi gizlemenin bir yolunu... Ben sana veda etmeye geldim. Hayır. Benimle gelebilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bana güvenin. Sen bir hayalden bahsediyorsun. Bu mümkün değil. Ben de burada kalayım.
Müslüman olurum. Hem paşaya aşık olmadığınızdan adım gibi eminim. Sen benim hastalığımı iyileştirdin. Ben de karşılığında sana hürriyetini verdim. Benim kaderimde sultanlık var. Sarayıma, evliliğime döneceğim. Sen de ülkene döneceksin ve beni unutacaksın. Gitsin, ona dokunma. Bunu nasıl yaptın Mihrimah? İtibarımı ayaklar altına nasıl alırsın? İtibarını zedeleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu mevzu sonsuza dek kapandı. Bir daha asla açılmayacak. Sinyor'un adı dahi anılmayacak. Emin olabilirsin. Gemiye bin Pedro. Uzak denizlere, ait olduğun yere, cihanın en ücra köşelerindeki o cennet bahçelerine dön. Ve gittiğin her yere benden bir parça götür. Belki o zaman ruhuma bir parça sür olur.
Gel. Paşa Hazretleri, Signora Mendes geldiler. Huzurunuza kabul beklerler. Alın içeri. Neyiniz var validem? Yüzünüz solduran kederin sebebi ne? Sen beni düşünme kızım. İyiyim ben. Gel. Sultan, Signora Gracia Mendes geldi. Şu bahsi geçen Yahudi tüccar mı? Ne iş var ama burada? Paşam. Signora Mendes, hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Mihrimah Sultan neredeler? Kendisiyle tanışmak istedim. İnşallah. Buyurun. Dindaşlarıma göstermiş olduğunuz iltimas ve yakınıya karşılık olarak küçük bir hediyem var size. Sultan. Ne var bunun içinde? Signora Mendes'in paşamıza hediyesidir. Rüşvet desene şunu. Sultanım. Nihayet. Şüphesiz herkesin güzelliğinden bahsettiği Mihrimah Sultan siz olmalısınız. Signora Mendes. Sizinle çok tanışmak istedi. Memnun oldum. Sarayıma hoş geldiniz. Şeref duydum. Sarayınız da sizin kadar göz alıcı. Sultanım, söyleyeceğiniz bir şey yoksa Signora Mendes'le konuşmamızı icap eden mühim meseleler var. Devlet işleriyle alakalı. Âlâ. Ben daireme döneyim. Signora. Sultanım. Haddimi aştığımı düşünmeyin ne olur. Ben şartlar ne olursa olsun, ne hissedersem onu söylerim. Pırıl pırıl bir gökyüzünde bile kopacak olan fırtınayı hissederim. İçimden bir ses sizin hiç de göründüğünüz gibi biri olmadığınızı söylüyor. Nasıl göründüğümü merak ediyorum doğrusu. Sizin için gülmeyi bilmeyen adam diyorlar. Pek de haksız sayılmazlar. Sert bir mizacınız var. Lakin içinizde başka bir adam olduğunu düşünüyorum. Belki de göründüğüm gibiyimdir. İlk başlarda benden veyahut da Yahudilerden hiç haz etmediğinizi düşündüm. Lakin şimdi bu düşüncemin yersiz olduğunu hissediyorum. Doğru düşünmüşsünüz. Lakin fikrim değişti. İyi bir vezir-i azam sadece hünkârın emirlerini yerine getirmez. Onun fikirlerini de anlar. Ne demek anlamadım paşam. Padişahımız tebaasındaki gayrimüslimlere büyük bir hoşgörü besliyor. Onların her birini birer çiçek olarak görüp bu çeşitliliğin devletin hayrına olduğunu düşünüyor. Vaka, farklı türden çiçekleri bir arada idare etmek zordur. Tıpkı insanlar gibi. Hünkârımız zoru sever. Ben de bundan böyle hünkârımızın yolundan gidip farklı türden çiçeklere bakmaktan zevk alacağım.
kalksam iyi olacak. Sizinle vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Ağalar. Paşam. Senyor Mendes. Hatice Hatun. Ben saraya dönüyorum. Sultanımıza haber verirsin. Gel. Sinyora hala sarayda mı? Az evvel çıktılar sultanım. Bağışlayın fakat... paşamızla pek bir samimiydiler. Rüstem, aklınca beni kıskandırmaya, canım yakmaya çalışıyor, gafil. Sen çekilebilirsin. Thank you.